Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben yine Poyraz diyeyim. Şimdi bu dersimizde artık frontend tarafında parçalama işlemlerini yapacağız. Yani frontend kısmına geçiyoruz. Ne yapıyordu? Frontend'de ne vardı bizim? Geliyordu frontend'e, buradan indexe bu temayı şimdi kendi web alanımıza entegre edeceğiz. O yüzden ne yapıyoruz hemen? Gelelim şimdi Sublime Text'e geldik. Buradaki header'ı kapattım. Edit Blade'i kapattım. Resim Blade'i kapattım. Admin Master'ın açık olmasına gerek yok aslında şu an. Onu da kapatalım. Hadi. Geldim. Resource altından VFS. VFS'in içerisine dedim ki bu sefer New Folder. Buna bu sefer diyorum Frontend. Frontend dedim. Frontend'in içerisine ne yapıyorum? New file diyorum. New file dedim. Kaydete bastım. Bu sefer bir tane şey yapmıştık. Admin master. Bu sefer main master. Main alt master nokta blade.php diye bir tane kaydettim. Bir tane daha frontend'e new file diyorum. Kaydete basıyorum. Index nokta blade nokta php diye bunu kaydettim. Sonra frontend'e bir tane daha new folder diyorum. Diğerine sabit yapmıştık hatırlarsanız. Buna include diyebiliriz. Buna include diyelim. Yani include olarak sabitleri çekiyorduk ya hatırlarsanız. Include dedim. Sabitlerde neyimiz vardı? New file diyorum. Kaydete bastım. Header nokta blade nokta php dedim. Sonra bir tane daha new file dedim. Buna da footer nokta blade nokta php dedim. Şimdi gelelim kodlarımıza. Şuradaki asset'i bir alalım. Kopyaladım Ctrl-S ile geldim proje kurumsal CSS'leri, JavaScript'leri, resimleri vesaire nereye alıyorduk? Public içerisinde. Bu sefer burada backend diye oluşturmuştuk. Şimdi frontend diye bir dosya oluşturduk. Asset'i kopyaladığımı buraya yapıştırdım. Başka yine geldim projenin içerisinde kalalım burada. Şimdi nereye geldik? Frontend. Tekrar frontend'e girdim. Rasalina'ya giriş yaptım. Index HTML'de şimdi ne yapıyorum? Birlikte aç, başka bir uygulama seç. Birlikte aç, başka bir uygulama seç. Sublime Text dedim buraya. Şimdi bunun içerisinde index HTML'in içerisindekilerin hepsini kopyaladım. Main master blade'e yapıştırdım. Bunu böyle kaydettim. En yukarı geldim. Bunu TR yaptım. Buna da diyorum ki Poyraz dik, Poyraz dik yazdım. Ne yazayım? DP. DP yazalım diye bunu şimdi yazdım. Şu index HTML'i kapatıyorum. Bununla şimdi işim yok. Burada en başta ne yapıyorduk? Bunları dahil ediyorduk. Nereye aldık onu? Mesela Research Public altından frontend dosyası açtık. Frontend'in içerisine gerisi zaten yazılı. Nasıl dahil ediyorduk? Hemen bir tane örneğimizi şuraya bir yazalım kalsın burada. Hatta bir boş dosya açayım. Şöyle yapalım. İstediğimiz yerden alırız. Dedik ki asset ile public içerisine giriyorduk. Tırnağı açtık. Frontend dedik. Slash'ımızı koyduk ve bunu kopyalıyoruz. Şimdi geldim. Şurada bir tane var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yapıştırayım burayı. Zaten orada var. Kesiyorum şunu. 1. 2 kestim. 3 kestim. 4 kestim. Şunu da alayım. Hemen 5 aldım. Bunu da alıyorum. Aldım bunu da. Devam ediyorum. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Şu ikonu da alayım hemen. Bunu gerçi yaptık mıydı? Ne yaptık buraya ki? Heh, tamam. Şunu da böyle aldım. Buraya yapıştırdım. Şimdi şundan bir tane daha kopya aldım. Geldim. Burada aşağıda resimlerimiz var.
Bir, iki, başka, şurada var. Üç, dört yapıştırdım. Karışmasın, hemen bunları düzelteyim ben. Bunu aldım, buraya yapıştırdım. Sonra şunu da aldım, kestim, buraya yapıştırdım. Yukarı geldim. Bunu da kestim, buraya yapıştırdım. Bunu da kesip buraya yapıştırdım. Tamam. Şimdi aşağı iniyorum. Sanırsam JavaScript'lere geçsek iyi olur. Sayfanın en altına iniyorum şimdi Main Master'dan. Main Master'dan sayfanın en aşağına indim. Şundan bir kopya daha aldım. Hemen başlıyorum buradan. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yapıştırdım buraya. Şimdi app.js'i bir kestim, yapıştırdım. Bunu main.js, pardon, bunu da yapıştırdım. Sonra wow'u da aldım. Ajax'ı da aldım. Slickmin'i de aldım. Element'i de aldım. Yapıştırdım. Pop, bunu da aldım. Images, şunu da aldım. Böyle yapıştırdım buraya. Bunu da aldım. Yanlış yapmadık herhalde. Aldım bunu da buraya. Şunu bir daha yapacağım. Kestim ve yapıştırdım. Sonra bunu da kestim ve yapıştırdım. Sonra şu kaldı. Ardından şunu da böyle kesip buraya yapıştırdım. Burası tamamdır diye düşünüyorum. Şimdi sayfanın en yukarısına geldim. Aşağı doğru inin. Main alanını bulayım ben burada. Main alanı neredeymiş? Satır 107'de. Değil mi? Şu section'dan ben bir daraltayım. Şu section arasını daraltayım ama hangi section'a geldi bu? Şunu ben böyle bir aşağı indireyim. Main'in kapanışı nerede? Yazayım ki main. Şuradan arkadaşlar, şu section'dan başlıyorum almaya. En yukarı doğru çıkıyorum. Satır 107 diye hatırlıyorum. Yaklaşınca duracağım. Geldik sayılır. Geldik mi? Geldik, tamamdır arkadaşlar. Şimdi şu iki main arasını kestim. Mainler burada kaldı. Burası değişken alanımız olacak yine. Burayı daralttım. Şu iki main arasından kopyaladığımı, kestiğimi daha doğrusu buraya yapıştırdım. Buraya yapıştırdım. Sonra main master blade'e giriş yaptım tekrardan. Bu main alanımız değişecek alan olacaktı. Değişen alanlar için ne yapıyorduk hatırlarsanız? Yield yapıyorduk. Bir tane isim belirtiyorduk. Diğerine admin yazmıştık. Buna main yazalım. Değişen alanımız. Sonra geldim yine. Index blade'e giriş yaptım. Main Master'ı buraya dahil ediyoruz. Şimdi. Nasıl dahil ediyorduk? Extends dedik. Extends deyince tırnağımızı açtık. Bu sefer neyin içerisinde? Resources altından front içerisinden, değil mi arkadaşlar? Frontend içerisinden, hemen frontend'in içerisinden Main Master. Nokta ile klasörleri ayırıyorum. Main alt ile Master dedim buraya. Şimdi bir de Section açtım. Değişen yerimizi başlatmak için Section dedim. Main, burası değişen yer dedik. Sonra section'ı en aşağıya geliyoruz. En aşağı geldik. Burada end section'la kapattık burayı arkadaşlar. Şimdi burası da harika. Başka bir şeyimiz kaldı mı şu an? Testimizi yapalım. Header, tamam, burasını ayarlayacağız zaten. Tamam. Şimdi bir refresh yapalım. Localhost 8000 içerisinden bir refresh yapıyorum. Refresh yaptım. Ha, biz şeyi unuttuk. Web.php'ye gireceğiz. Bu hala welcome'ı gösteriyor. Yani o nerede? Şurayı gösteriyor hala. Biz nereyi göstereceğiz? Diyeceğiz ki web'e girdin sen. Sonra frontend'e gir. Frontend içerisinden noktayla ayırdık dosyalarımızı. Frontend içerisinden index blade'e. Index yani. Index blade değil de index. Frontend index. Şimdi refresh'imizi yapalım.
Poyrazdik DP yazalım başlığımız. Temamız açıldı. Temamızı zaten daha önce incelemiştik. Bence çok güzel bir temamız var. Bunları dahil yani yollarını göstermemişiz. Yaparız onlar kolay. Bir sıkıntımız yok. Çok güzel görünüyor. Buralarda gelmemiş yani resimleri şey yapamamışız. Yollarını belli etmedik biz. Buralar, buralar, buralar. Hepsi tamamdır. Bir problemimiz yok. O halde dersi burada bitirelim. Diğer derste görüşelim. Görüşmek üzere.